Merhabalar, ben Hazar Amani. Bugünkü lezzet yolculuğumuzda bu sefer böyle Maltepe-Pendik arasında, Anadolu yakasında biraz dolaşacağız. Farklı farklı restoranlara gideceğiz. Neler bekliyor inanın ki ben de bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Bugünkü lezzet yolculuğumuzda ilk durağımız Maltepe'de, Anadolu yakasında Maltepe'de ve bir dönerci. Döner biliyorsunuz kültürümüzdeki en sevilen yemeklerden bir tanesi ve bu da bu dönerci de daha doğrusu döner yapan lokantada hakkını vererek yapanlardan diye duyduk ama hiç denemedim, göreceğiz. Evet ve bugünkü bu lezzet yolculuğundaki ilk durağımız bir aslında dönerci ama tabii dönerin yanında farklı farklı lezzetleri de var. Mesela kendi yaptıkları bir içli köfte de varmış, bir beyti varmış. Tabii ki olmazsa olmazımız döner ama bu beytiyi servis ederlerken de böyle güzel bir tereyağı dökülüyormuş. Biz tereyağımızı dökelim sonra hemen başlayalım yemeğe. Tereyağsız olmaz değil mi? Olmaz şimdi. Ne haber, nasıl keyifler? Allah'a şükürler olsun. Ben şimdi beyti sıcak kalır da şu döner soğumadan bir o dönerin tadına bakmak istiyorum ya. Tabii. Hemen şöyle bir bakalım. Dana kuzu karışıklığı mı var? Evet. Hatta bol dana, biraz da kuzu. Biraz kuzu, döş. Yenili dana. Dana ama lezzetli. Bu beyti de aslında beyti döner diyelim buna. Lavaş sığınmış döneri ince ince kesiliyor. Evet. Sonra üstüne İskender sosu. Ve tereyağı ile birlikte servis ediyoruz. Normalde kebap biliyorsunuz. Ama biz döneri beytiye uyarlayarak farklı bir lezzet tatmak istedik. Ama buraya gelirsen döner yiyeceksin. Şimdi içli köfteyi kendiniz mi yapıyorsunuz? Kendimiz yapıyoruz burada içli köftemizi. Güzel malzemesi de bol. Nereden geldi bu döner sizde? Yani döner zevki mi diyeyim, döner restoranı fikri mi diyeyim? Ya 1987 yılında Recep Albayrak ve Muharrem Albayrak kardeşler ilk etapta esnaf lokantası olarak Erzincan döneri, yaprak dönerinin ve su yemek çeşitlerini sunan bir hizmet sektöründe lokanta usulü olarak devam ediyorlar. 2013 yılına kadar uzun süren bir ticaret, bir ortaklık. Sonrasında 2013 yılında şu an bulunduğumuz ikinci şube olarak açılıyor ve ticaret devam etmekte. Peki sürekli döner takılıyor mu gün içerisinde? Sürekli tabii ki gün içerisinde takılıyor. Eridikçe bir daha konuyor, Tekrardan bir daha konuluyor. Aşağıda zaten imalathanemizde de direktmen döner karkas açılımını biz kendimiz yapıyoruz. Öylesi makbul zaten, evet. Yani öyle olması lazım. Marinasyonunu kendimiz yapıyoruz. Siz böyle ince ince kesiyorsunuz değil mi? İnce ince kesiyoruz şimdi. İstanbul seviyor bu ince kesimi. Ben de genellikle müşteriler evet, Ankara'da doğma büyüme bir insan olarak böyle şey seviyorum, sulu sulu. Böyle kırpık döner gibi. Böyle kalın kalın kesilmiş, cağ kebap gibi neredeyse, evet. Dönerini seviyorum. Ama tamam, lezzet meselesi bu. Yani şu daha iyi, bu daha kötü kesinlikle diyemeyiz. Yani herkes kendi annesinin köftesini en çok sever ya. Evet. Aslında onun gibi bir şey bu da yani. Ya usul olarak, zevk, ağız lezzeti olarak değişkenlik gösteriyor tabii. İllaki.
yanından soğan. Soğan zaten olmazsa olmazı. Aynı zamanda galiba kebap çeşitleri de var. Kebap, pide, lahmacun çeşitlerimiz var. Sen neresin Aslan? Ben Aslan Samsunluyum, Bafralıyım. Doğma büyüme İstanbul. Pide yerine diyorsun döner. Evet, Bafra pidesi yerine döner, biliyorsunuz bizim oraların Bafra pidesi meşhur. Bol tereyağlı. Ama hakikaten kapalı. Hakkını veren de çok güzel yapıyor yani. Evet. Bol tereyağlı pide ama güzel tereyağlıca. Kendime bir ufak sokum daha yapayım Adana'da dedikleri gibi. Lavaşı da bu arada kendimiz burada tandırda yapıyoruz. El açması, hamurumuzu kendimiz yapıp tandırda. Ustalarımız Mardinli. Bayağı güzel bir Anadolu coğrafyasını almışsınız içeriye. Bütün çalışanlar yani, hepsi bir yerlerden geliyor. Doğu lezzeti, işte Karadeniz lezzeti, Orta Anadolu lezzetlerini bir arada buluşturmak. Her bölgenin aslında kendine göre bir lezzeti var değil mi? Evet. Yani hiçbirinden de vazgeçemiyoruz. Geçemiyoruz. Bir Anadolu lezzeti dediğin zaman çünkü her tarafın ayrı bir kendi güzelliği var. Bu da kesinlikle. İçine biraz soğan. Patates de falan da tabii ki yeniyor. İnsanlar da seviyorlar. Ama dönerin tek bir yanında gideri var. Benim için soğan. Tabii hep diyorum bunu. Bu zevk meselesi. Herkes nasıl seviyorsa öyle tüketmeye devam etsin. Soğan döner yanında olmasa, etin yanında olmazsa olmaz. Evet, şu dürümü yapınca, sokumu yapınca Adana'nın dediği gibi çok hoşuma gitti. Ne yapacağız? Bundan sonra tatlı mı yiyeceğiz? Kendimize özel yapmış olduğumuz şafak sarmamız var. Katmer tarzında şerbetli ama hafif bir tatlımız. Böyle katmerin birazcık börek gibi böyle bir dolanmış hali galiba. Evet şimdi. Kol böreği gibi. Bol kaymaklı, bol fıstıklı. Şerbetli, hafif bir tatlımız. Bol şerbetli, bol kaymaklı. Şerbetli ve hafif aslında biraz tezat oldu. Ama leziz bir tatlı. Evet. Yani çok ağır bir tatlı değil aslında. Hafif, yani çok yormuyor insanı. Bir kişinin bitirebileceği bir tatlı. Doğru. Burada da künefe mi var? Evet, künefeyi de kendimiz yapıyoruz burada. Bunu da kendimiz yapıyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Bu içindeki peynirden dolayı benim en sevdiğim tatlılardan biri. Niye dersen, o şeker çok fazla tüketmeyi sevmediğim için evet. O peynir, o şeker tadını, o şerbeti çok güzel dengeliyor. Çaylarımızı içelim. Tatlılardan biraz daha şöyle bir didikleyelim, yiyelim. Bakalım bundan sonra nereye gideceğiz? Lezzet yolculuğumuzdaki bir sonraki durağım, epeydir metini duyduğum ama döner olarak duyduğum, gerçi aynı zamanda 1973'ten beri sulu yemekler de yapan bir lokanta. Görelim bakalım ne bekliyor bizi. Benden 2 yıl önce doğmuş bir esnaf lokantası ve biliyorsunuz esnaf lokantalarını acayip severim ve müthiş yemekler, en sevdiklerim hep karşıma geldi şu anda. Kadın budundan musakkasına, işte ekşili köftesine ve buranın asıl esnaf lokantası diyoruz ama Karadeniz döneri değil mi? Karadeniz döneri dedi yani, ismine. Yani baktım masaların hepsi burada neredeyse döner yiyor. Aynen. Ortada farklı yemekler de var ama herkes bir gelip porsiyon dönerini yiyor. Babamın şöyle bir lafı var. Bizde santraforlar 3. Döner, paça, ekşili köfte. Döner, paça, ekşili köfte. Dönerle mi başlayalım soğutmadan? Nasıl isterseniz. Bunun sıcağı makbul oluyor değil mi? Evet. Bu
Burası kaçıncı, ikinci kuşak mı, üçüncü kuşak mı? Ben üçüncü kuşağım. Şu an hala babam, annem, ben ve kardeşim devam ediyoruz aynı şekilde. O tabii o zamanlar Karadeniz Döneri vesaire demiyordu ismini. Öyle bir şey yoktu. Onu ben farklı bir satış olsun diye o şekilde söyledim. Kuzunun kuyruk yağını kullanıyorum. Kuzu eti kullanmıyorum. Lezzetini veren o zaman o kuyruk yağı. Kuyruk yağı tabii ayrı bir lezzet verir ve içinde büyük babamın tarifinin aynı ürünler, aynı baharatlar, aynı... O kadar tabii. Yoğurt, o kadar süt, neyse işte. Şöyle ben bir de yerken yanından fasulyeli pilavdan da almanızı rica ediyorum. Bizim orada bilirsiniz, Trabzon'da, Rize'de çok meşhurdur. Ağrı'da bile denk geldim, Ardahan'da. Yani Anadolu'nun birçok bölgesinde bu şekilde tüketiyorlar. Fasulyeli pilavın üstüne ya da yanında 10 müşteri pilav üstü döner yiyorsa 6'sı 7'si fasulyeli pilav üstü. Fasulyeli pilav üstü döner. Ben de bayılıyorum yani. Bizim oranın şeyinde mi var ne anlamıyorum. Bu karıştırma ya. Esnaf lokantası veya işte Anadolu mutfağı diye demiyorum. Ama hangisi daha hoşuna gidiyor, daha eğlenceli? Biraz benim gibisin çünkü. Ben de yıllarca büyük otellerde orada burada çalıştım. Yani dünyada yapmadığım işte memleketin yemeği kalmadı. Ama şunları yapmayı da yemeyi de bayılıyorum. Ya dünya mutfağı daha teferruatlı. Bizim mutfağa göre, bana göre, benim düşünceme göre daha teferruat. Mesela bir tabakla hani fine dining işlerde biraz daha ciddi bir tabakla 10 dakika uğraştığımızı falan hatırlıyorum yani. İkisinin de zevkleri bende apayrı. Öyle söyleyeyim. Seçemiyorum şu an birisini. Seçemiyorsun. Seçemiyorum gerçekten. İkisi de benim çocuğum. Yani. Aynen, aynen. Burada ne içiyoruz Arda? Dana incik ilikli paça çorbası. Dana incik ilikli paça. Aynen. Bunu ilikle yapmamız çok mantıklı. Kimisi çünkü sakatat dedin mi? Dananın yanağı. Kaslardan bir tanesi aslında ama sakatat muamelesi görüyor kafa olduğu için. Direkt ön yargı var insanlarda. Babam da bu ön yargıya karşılık korona zamanı dedi ki, hocam dönere et ayıklıyoruz. Ondan arta kalan etten dönere kullanmadığımız kısımları ne yapacağız? Yemeklerde kullanıyoruz. Bir kısmını da paçada kullanalım diye başladık. Ağzına paça sürmeyen insanlar iki günde bir paça içmeye geliyor şimdi. Yok dönere bayıldım hakikaten. Benim çocukluğumda Ankara'da yediğim döner. Ya. Evet başka neyimiz var şimdi kardeşim? Tadım budu köfte ve ekşili köfte. Annem yapar onları her sabah. Ben karışmıyorum hiç. Annem yapıyor. Onun dışında sürekli yemekleri özenerek kimseye bırakmadan her gün tadına mesela bakıyorum. Bazı günler çok yoğun olduğu günler unuttuğum falan olabiliyor çok nadiren ama genelde hep her gün hepsinin tadına bakıyorum. Yani hakikaten sakatat yemeyenlere çok ideal bir çorba bu. Kadın butu köfteyi de beğendim. Şimdi gelelim şu ekşiliye. Yalnız köfteler tam anne porsiyonu. Belli annenin yaptığı. Aynen. Değil mi? Böyle yumruk kadar her biri. Evet. Ufak bir çocuğun yumruğu İçleri kadar. İçleri biraz ıslak kalsın diye o şekilde yapıyoruz. Ama çok lezzetli. Bu da büyük babamın tarifi. Tas kebap. Tas kebap. Patates, havuç vesaire sebze bir şeyler Anam koymuyoruz. Anam babamın usulü değil, büyük babamın usulü aynen. Tas kebap. Aynen öyle. Çok iyi. Sadece soğan kavuruyorum. Salça ve et. Etin kendi suyu ve et. Ya bulgur pilavını da çok severim ya bak. Yeşil mercimekli bulgur. Hiç lezzetlendirme yok. Sadece tuz, karabiber. Ondan piştikten sonra üstüne yanmış tereyağı. Ya yanmış dediğim böyle. Şu an hayal edebiliyorum nasıl bir şey olacak. Üf, çok fena bir şeydir o. Ya şu yemeğin hakikaten lezzeti inanılmaz. Annem sağ olsun diyorum şimdi. Tebrik edeceğim şimdi çıkarken. Hakikaten çok çok güzel yapmış yani. Musakkamız kaldı. Ve musakkamız kaldı.
Onu da şöyle bir parça bulgurun üstüne alalım. Yo, musakka da çok lezzetli. Afiyet olsun. Nevsiminden. Ya Arda, vallahi keyifliydi. Hem muhabbet, yemekler de inanılmaz güzel. Ben sadece döneri ve o kuru fasulye yemek için yine gelirim. Musakkayı da, ekşili köfteyi de. Ama annen yapıyorsa. Tabii ki yok. O gün de annen yaparsa. Onu yapmadığı gün yok. Gelemediği günler bile önceki günden sosunu falan hazırlıyor yani. Ha, o derece yani gerçekten. Çok efsane bir ürün oldu. Çok teşekkür ederim. Elinize konuda sağlık. Çok teşekkür ederim şefim. Ya evet, yine harika bir yemek yedim. Bakalım buradan nereye gideceğiz? Bu lezzetli yolculuğumuzun artık son durağına geldik ve bu son durağımızda insanların aklına Balkan dediğimiz zaman veya Bosna dediğimiz zaman, Boşnak dediğimiz zaman şöyle bir şey geliyor: Boşnak eti. Oysa ki mutfakları inanılmaz kapsamlı ve çok lezzetli ürünler var. Gelin isterseniz hep beraber bu ürünleri görelim. Türkiye'de az önce konuştuğumuz üzerine söylüyorum, yaklaşık 25 milyon Balkan göçmeni veya Balkanlardan gelen insan yaşıyormuş ve bizim yemeğimize aslında çok fazla yön veren mutfaklardan bir tanesi Balkan mutfağı. Siz de zamanında buraya geldiniz ve Balkan mutfağının şu anda en güzel örneklerini herhalde masada görüyoruz, değil mi? Valla çok az bir bölümü diyebiliriz içerisinde. Balkan mutfağı çok zengin. Neden? O da Osmanlılardan oraya akışı, Osmanlı kültürünün oraya gelmesi ve oradaki Balkan kültürlerinin harmanlanmasıyla elde edilir. Şimdi bu kuru etin Balkan veya Boşnak kuru eti dediğin zaman bunun özelliği ne? Şimdi bunun özelliği mümkün derece kırda yetişmiş hayvanların kesilmesi. O dönemlerde buzdolabı yok, bunu saklanacak olan yok. Askeri seferlere çıkıyorlar, onların ihaşelerini, onların beslenme ihtiyaçlarını karşılamak lazım. Ne yapılması lazım içerisinde? Dayanıklı bir ürün geliştirmeleri lazım. Ne oluyor bunun içerisinde? İşte hayvanların az yağlı olan kısımlarından, mümkün derece az yağlı olan kısımlarından daha fazla dayanıyor. Bu tuza yatırılıyor belli bir süre içerisinde ve tuzda bir hafta 10 günü kalması lazım içerisinde. Ondan sonra ocaklar vardı içinde, yemekleri pişti ocaklar. O ocaklar aslında bunlar işte kancalarla birlikte. Aslında orada tuz süreniyor bir de. Tabii. O bacağıyla birlikte yukarıdaki o bir bacak. Yandan kurutuyor, bir yandan tuz sürüyor. Aynen, tabii bir yandan kurutuyor, bir taraftan kurutuyor. İşte oradaki ateş yalısı hafif ona ısı veriyor şey içerisinde. Çünkü bunu fazla ısı verirsen yakarsın bunu. Tabii. Bunu Türkiye'de alırken Boşnak eti diyoruz. Boşnak. Prosciutto'dur onun ismi. Prosciutto. Prosciutto. Aslında ha. Prosciutto gibi. Aynen öyle. İtalyanların tabii, prosciutto suyu. Tabii onlarda etkilerine var zaten Balkanlarla şey içinde prosciutto. Burada kuru sucuk diyoruz içerisinde. Burada yaklaşık temin söylediğim gibi aynı. Bu da bu fermente ediliyor sucukta içerisinde. Birdenbire şey işte tuzlanıyor işte bir gün falan bekletiliyor içerisinde. Mümkün derece çok az baharat. Çünkü Balkanlarda çok fazla baharat kültürü yok. Burada karabiber, tuz, işte yağ oranları. Yeter ki dayansın değil mi aslında? Aynen. Bunu ondan mantık, yapıyorlar. Mantık o. Mantık o. Yeter ki dayansın. Ve lezzetinden de bir şey kaybetmesin. Çok lezzetli. Ama bunu yağsızdan yapamazsın. Yapamazsın. Bu tranştan falan olmaz. Olmaz yani. Bunu genellikle şeylerden, etin sıyrılan bölümlerinden. Hmm, kırpıklardan yapıyorlar. Kırpıklardan genellikle yapılıyor içerisinde. Bol sarımsak var içerisinde. Ki sarımsak çok olmasa olmazlardan yani. Bir tanesi içerisinde. Asıl lezzeti, değeri ve dayanıklılığını da sağlayan sarımsaklardan. Ulan baharat hakikaten aldığım neredeyse hiç baharat yok. Yani tuz var. Karabiber böyle karabiber. Çok işte öyle. Ya tadı gelmiyor bile yani. İşte zaten şeylerde böyle çok yoğun bir şey hissedersin. Yağ gibi böyle sen böyle damağınızı sarar böyle. En sevdiğim. Çok iyisin. Yani bu nedir? Bu nedir abi? Bu Boronitsa. Boronitsa. Boronitsa diyoruz biz içerisinde. Boronitsa'nın özellikleri dağlarda toplanan yaban mersinliğinle elde ediliyor içerisinde. Bunu sıkma içerisinde. Genellikle Balkanlarda ve Boşnak'tan yoğun olduğu bölgelerde kahvenin yanında verilir içerisinde. Hmm.
çok lezzetli bir şey ya. Evet, o da. Bu hangisi? Bu da yumurta dediğimiz hayvanın. Hayır, yumurtadan yapılan yumurta. Aynı şeyin ama bu, bu biraz ısı daha yağlısı. Buna. Biraz daha yağlısı, ısı verilmiş evet o şey içerisinde. O yağı biraz erittiğimiz zaman içindeki yağ. Bu da mı peki prosciutto diye aynı geçiyor? Aynı prosciutto içerisinde, bu biraz daha yağlısı. Köftemiz. Köfte. Bu Balkan köftesi. Bu Balkan köftesi. Bunda da çok fazla baharat yok içerisinde. Mümkün derece biz burada eti seçerken dana döş ve kuzu döşü harmanlıyoruz içerisinde. Siz ne zaman geldiniz hocam oradan? Valla biz 1964'te geldik. Kaç yaşındaydın sen? 4 yaşında. 4 yaşında, vay be. Hatırlıyor musun peki az çok hayal meyal? Valla çok iyi hatırlıyorum. Çünkü şöyle söyleyeyim, öyle travmalar yaşandı ki o dönemlerde. Onu bu da çok güzel. Bunun 9 daha farklı. O Pleskavica. 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 Pleskavica şeyde, Türkçe karşılığı bastırmaktan. Ples. İki ayrı parça hazırlanıyor. İçine kuru et, kaşar peyniri koyup tekrar katlanıyor bunun içerisinde, şekillendiriyor. Böyle ızgaraya gidiyor içerisinde. Çok tehlikeli bir şey bu. Müthiş. Ben bayılıyorum içerisinde. Çok tehlikeli bir şey bu. Ya şöyle, yani bir yandan o aslında içine doğranmış eti, bir yandan da kaşarta bir erimiş etin yağıyla beraber gidiyor da. Çok güzel bir kombinasyon oluyor. Çok güzel bir kombinasyon içerisinde. Ben çok fazla beklerim. Mesela Balkanlarda çok fazla bunu bu şekilde yapmazlar. İçine kuru et koymazlar. Daha çok kaşar peyniriyle doldurup böyle kalın yaparlar. Balkanlardaki ismi kobasica. 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 Evet, kobasica. Tamam. Bu bir nevi sosis. %100 dana etinde yapılmış. Çok az miktarda. Bir nevi sosis değil, bayağı sosis. Yani. Ama bayağı bir tütsü tadı yani geliyor. Onu özellikle aynı fermente sistemiyle yapılıyor içindeki katkılarda. Yine bunlar tütsülenerek kurutuluyor. Tabakta. Şu en önemli, kaldı. En önemli bölümüne geçtik şimdi. Niye Türkiye'de böyle sosis yapmıyorlar? Vallahi hocam yapması ya, da daha kolay aslında bakarsan. Doğrusunu ve güzelini yapmak lazım içerisinde. Bunun Balkanlardaki ismi kırnaçe. Kırnaça. Kırnaça. Bu tütsüleniyor, bu çiğ olarak geliyor ve ızgarada pişiyor. Ya bu komple çiğden geliyor. Tabii çiğden geliyor içerisinde. Biraz bu kuzu merkez falan gibi o zaman. Aynen. Kırnaçe Balkanlarda en fazla yenilen ürünlerden bir tanesi. Ben böyle elimle giriştim ama bunlar elle daha lezzetli. Bence ya. De. Bence de içerisinde. Doğal hocam. Elin tadını da alıyorsan aynen harika öyle. Bir şey içeceğiz. Abi siz 1960 kaçta? 64'te. 64'te geldiniz. Ama bunlarla beraber geldiniz tabii, değil mi? Tabii o kültür, oradan bir kültürle beraber yani geldik. Yani komple içerisinde. Bunun nasıl yapıldığını, tabii, her şeyini tabii, işte bilerek. Tabii. Tabii işte annelerimiz, büyüklerimiz bunlarla beraber gelişti. Bunu kim yaptı? Bunu eşim yaptı. Ellerini eşim yine devrede. Sağ olsun. Ben izninizle şunu da soğutmadan afiyet olsun efendim. Götürelim olsun, yengenin afiyet yaptığını. Çok meşakkatli bir çalışma bu. Gerek hamurunun hazırlanması, açılması, içindeki işte etlerin. Bir de bunun içinde şey, kavrulmuş et falan değildi. Direkt etin kendisi çiğden konuluyor işte. Her şey çiğ konuluyor. Ondan sonra bu açılıyor. Teker teker bundan sonra şey yaptılar. Ondan sonra şeyler diziliyor. Tepsiler diziliyor. Açıldı. Ondan sonra teker teker böyle. Tabii kopartıp böyle. Yan yana şey, diziliyor. Yan yana dizilip şey içerisinde. Ondan sonra öyle fırına yoruyor. Mantı diye mi geçiyor? Mantı diye geçiyor. İşin ilginç tarafı beklendikten sonra da yenilebiliyor. Yani illa da böyle şeyden alabiliyor. Çünkü et onu herhalde şeyini bozmuyor. O rahiyasını çok fazla bozmuyor tabii. Ama şimdi fırından ilk çıktığı o çıtır çıtır hali oldu mu? Bambaşka. Yani. Şimdi genellikle her şeyi bırak onu yerim bak. Aynen öyle. Şimdi burası hakikaten şimdi önemli ürünlere geçtik. Evet. Ya önemli dediğim Türkiye'de aslında çok fazla rastlamadığımız ürünler bunlar ve özel şeyler. Şimdi, çünkü ne bunun işte o kullandığın kreması bulunuyor. Aynen. Ne biberi bulunuyor. Aynen. Ki ikisi de özel şeyler. Aynen öyle. Ne yapıyorsun? Nasıl yapıyorsunuz bunu? Şimdi buradaki bütün rahiyeyi veren aslında burada biber. Bizim Türkiye'deki biberler hepsi böyle şeydir. Aşağı doğru bakarlar içerisinde. Evet, o boynunu aşağı, büker böyle. Boynunu büker. Buradaki biberin aşk önü sombor. Sombor. Aynen öyle. Güzel espri. Bu somborka biberin özelliği
Makedonya'da veya Balkanlar'da, daha doğrusu tam şehri, Balkanlar'da bir bölgenin ismi Sombor diye. Burada bu yukarıya doğru şey. Güneşe doğru gidiyor. Güneşe doğru bakıyor bizim şey içerisinde. Onun esprisi de kalın olması ve onu yerken çok de hafif... Çok etli değil mi? Bravo. Çok etli ve hafif acılı olması lazım. Siz büyük ihtimalle bunu süzme yoğurt olarak görüyorsunuz ama alakası yok. Bu süzme bir nevi ekşi krema. Ev yapımı ekşi krema. Aynen öyle. Aynen öyle. Bunun da demin tadına baktım. Bu da çok lezzetli. Bunu da biliyoruz. Bunun ismini biz şeyde, yöresel ismini paprika diyoruz içerisinde. Paprika. Ha. Biz eskilerde aslında biber. Biber tabii. Kaymak varsa kaymak koyarsın. Kaymak yoksa peynir koyarsın. Kaymak peynir yoksa biraz tereyağı da bize tuzlarsın. O gün yemeği kurdu. O gün anı yemeği kurtarırsın içerisinde. Yine aslında ay var diye tabir ettiğimiz domates var, kırmızı biber var, işte kara patlıcan var şey içerisinde. Bunlar güzelce suya alınıyor şey içerisinde. Burada şeyler de sabah kahvaltılarında falan müthiş gidiyor içerisinde. Çok da sevilerek yenilen gayet güzel bir ürün. Burada bir Arnavut ciğerimiz var. Biz şimdi Arnavut ciğeri tabii, o da Balkanlara özel bir şey içerisinde, adı üzerinde Arnavut ciğeri içerisinde. Balkanlarda olan tüm lezzetleri burada insanlarla buluşturmak. Hepsi olsun aslında. Hepsi de olsun tabii içerisinde. Mesela beyinde olsun, ciğerde olsun, sokamızda olsun, diğer ürünlerimizde olsun. Bir de bunlar çok güzel yani ürünlerimiz. O insan gittiği yerde de arıyor. Aynen öyle. Beyin Balkanlarda sakatat çok fazla yok. Öyle mi? Evet. Ama Bulgaristan'da tüketiliyor. Bulgaristan'da var. O da Türkiye'ye yakın olduğu için çok fazla gidip. Bir de Türk oranı orada çok fazla. Evet. Son olarak burada ne yiyoruz? Burada Bosna, bu bildiğim bir şey değil mesela. Bu Bosna tavuğu. Tavuğun haşlanıp diklenerek elde ettiğimiz bir ürün bu. Çerkes tavuğunun biraz farklı bir versiyonu. Farklı bir versiyonu işte. Onun içerisinde biz ceviz koyuyoruz işte. Bu tavuk, tabii Balkanlardan getirmiyoruz bu tavuğu. Burada. Çok iyi olmaz mı oradan getirsen? Harika olur bence. Şimdi hiç, en azından şeyli değildir, hormonlu değildir yani içerisinde. Çünkü orada o kadar çok alan var, o kadar çok yeşillik alan var. Ya tadı değişiyor değil mi? Müthiş. Bu da çok lezzetli ama. Çerkes tavuğunun tam ortası olmuş. Aynen öyle. Çok da lezzetli olmuş bu arada. Şu ana kadar yediğim her şeyi çok beğendim. Ellerine sağlık. Özellikle yengenin eline sağlık. Sağ İnşallah olsun. Bir seferkinde onunla da tanışırız. İnşallah nasip olur şey içerisinde. O sizi bıraktı şimdi tatile gitti değil mi? O şimdi tatilde, ben burada çalışıyorum içerisinde. O zaman buradan selamımızı da söyleyelim. Eline konuna sağlık. Sağ çok olsun, çok beğendim. Valla müthiş bir sohbet oldu benim için. Çok güzel işte, hem Balkan mutfağını öğrendik hem çok güzel lezzetler tattık. Bence günü müthiş kapattık ve bakalım bir sonraki bölümümüzde bakalım nereye gideceğiz.